Herkese merhaba arkadaşlar. Mogot Craft'ın 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde askeri üssümüze bir Türk bayrağı yapımı başlayacağız. 23 Nisan dolayısıyla ve askeri üs olduğu için direkt olarak göstermek açısından bölgenin Türk ordusuna ait olduğunu göstermek açısından bir Türk bayrağı yapacağız. Birkaç tane daha yapacağız farklı yerleri daha sonra. Şimdilik bir taneyle yapmaya başlayacağız. Onun dışında öncesinde bir tane de şey yapmayı düşünüyorum. En son bir önceki bölümde kontrol noktası göstermiştim. Kontrol noktasında bir tane kontrol noktasının binasını oluşturmak istiyorum. İşte geçişte iki tane gişe tarzı yerin olduğu araçların gelirken durup oradan kontrolü sağladıktan sonra onay aldıktan sonra askeri üste girişini sağlayacağımız bir alan oluşturmak istiyorum. Yapımını uzak çekim olarak alacağız. Çok fazla konuşma olmayacak bu bölümde. Bir önceki bölümde olduğu gibi bir önceki bölümde de çok fazla konuşmamıştık. Birkaç bölüm böyle devam edebiliriz. Çok fazla konuşmanın olmadı. Onun dışında bir de bu çekimi de normal ikinci bir hesaplı çektim. Bundan sonra uzak çekimleri replay modlu halledeceğim. Ben çok fazla uzatmadan direkt videoya geçeyim. Hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz uzak çekim olarak. Ondan sonra zaten bitiriş konuşmasıyla videoyu tamamlarız. We don't wanna.
Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten çok fazla konuşmadık başlangıçta. Devamında hemen hızlandırma kısmına girdik. Buraya kadar izlediyseniz bu yolun yapımını vesaire görmüş olacaksınız. Askeri üssün çıkışındaki bir yol burası. Biraz daha uzattım ileriye doğru. Belki oradan bir mağara tarzı, tünel tarzı bir şey geçebiliriz. Emin değilim şu anda. Şimdi bu askeri üssün buradan girdikten sonra atıyorum iki tane araba geldi. Birinci araba kontrol noktası 2'ye yönlenecek. İkinci araba ise kontrol noktası 1. Gişe tarzı falan ismi de verebiliriz buraya daha sonra. Belki değiştirebiliriz, bilmiyorum. Belki yapıda birkaç ufak değişiklik yapabiliriz. Buralar tahta, biraz farklılık katmak açısından tahta falan kullandım.
Çok fazla askeri üssünün içerisinde tahta kullanmadık. Hatta hiç kullanmadık galiba. Kütük kullanmadık. Bu tarz odun kullanmadık daha doğrusu. Belki değişiklikler yapabiliriz. Emin değilim şu anda. Şun tamam, sıkıntı yok orada. Burası da işte müdür tarzı bir durum. Yani o da belki burada da birkaç düzenleme yapabiliriz. Tamamen kapatırız önünü. Kapılı bir oda haline getirebiliriz. Arkası komple siyah, bir de siyah cam yaptım. Shader falan açınca oldukça güzel gözüküyor burası. Shader'la da gösterirsek olabilir aslında, değil mi? Nerede görüntü ayarları, gölgeler, shader'sı aktif edelim. Çok daha güzel bir görüntüyle bölümümüzü sunalım ve bitirelim. Gördüğünüz gibi bakın, inanılmaz bir görüntüye sahip. Yani şu an cam aşırı böyle ayna tarzında, hemen hemen kendimiz gösterme tabi ama aşırı parlaklığa sahip. Etrafta falan bir şeyleri gösteriyor ufaktan ama böyle bir ofis tarzı bir şey var giriş noktasında, kontrol noktasında. Şu cam şeylerden, demir parmaklıkların güneş ışığını geçirmesi falan inanılmaz güzel. Onun dışında tabii ki bununla kalmadı bina bölümümüzün tamamlanması. Bir de gördüğünüz gibi Türk bayrağını oraya diktik. Evet, yıldızı düşündüm yani nasıl yapsak falan diye. Birkaç farklı yöntem vardı. İşte 3-4 blokluk kaplayacak bir şekilde yarım yıldız tarzı yapanlar varmış. Vardı yani baktığımda. Ben böyle biraz artıya benzeyen, biraz daha köşeleri falan olan bir şey almak istedim. Daha büyük bir alanımız olsa çok daha benzer bir şey yapabilirdik ama maalesef bu alan için bu kadarlık bir boyut yapabiliyoruz şu anda. Benim işime sindi, güzel oldu. Biraz dalgalı falan, dalgalandırmasını da yapmış olduk. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında altında büst kısmında, yani bayrağın dengede durmasını sağlayacak temelinde bu tarz bir yeşillik yaptım. Buralar tabii bağlanacak az daha sonra. İşte çakılla, kumla vesaire şeyler, topraklarla yol yapıp buralara, kaldırımlara vesaire bağlanacak geçiş açısından. Daha çok görselliğe önem vermiş olacağız o sayede. Gördüğünüz gibi arkadan görünüşü de bu şekilde. Belki arkasına, yok arkası böyle normal yani, mecburen iki tarafında farklı görünmesi gerekiyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Başka herhangi bir sıkıntısı var mı diye bakıyorum. Yok, herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Binamız da bu şekilde zaten uzaktan baktığımızda. Bunları dediğim gibi uzak çekim olarak gördünüz zaten yapımlarını. Daha sonraki bölümlerde replay modla daha görsel, daha hareketli uzak çekimler yapmaya çalışacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.